Babam bizi görüyordur, değil mi anne? Görüyordur yavrum. Keşke bizi bırakıp hiç gitmeseydi. Keşke. Ama ne yapabiliriz ki? Anne, sen beni hiç bırakma, olur mu? Bırakır mıyım hiç? Annesinin bir tanesiymiş o. Anca beraber, kanca beraber. Tamam mı? Gel bakalım. Geç oldu. Gidelim artık. Geldin demek. Bu sefer erkencisin, hayrola? Ortak değil miyiz? Biraz da ben erken geleyim. Doğru ya, ortağız. Sermaye senden, hamallık benden. Kendine haksızlık etme. Bu işte senin de payın var. Ha. Ama anlaşılan batmakta olan benim param. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Şunlara bak da anlarsın. Ödenmesi gereken faturalar, birikmiş senetler ve satılmamış bir sürü mal. Burası fazla dayanmaz Mithat. En iyisi biz namusumuzla bu dükkanı kapatalım. Sen ne diyorsun abi? Yine mi aynı mevzu? Olur mu öyle şey? Olur olur. Ama sen olmaz diyorsan ben payımı alır giderim. Artık kararımı verdim. Şimdi sıra sende. Düşün ve akşama cevabını ver. Keşke Ali'yi de getirseydin. Sokağa çıkmak istedi. Bıraktım ben de. Aman iyi. Mezarlık falan içini karartmıştır çocuğun. İç şu kahvenin de falına bakalım. Belki bir şeyler çıkar da için ferahlar. Haline baksana. Bir sene oldu, sen hala yasta gibisin. Yo, iyiyim ben. Sadece mezarlığa gidince biraz sarsıldım. Adnan'ın toprağın altında yattığını bilmek, bir daha göremeyeceğimi kabul etmek o kadar zor ki. Haklısın, zor. Ama artık yeter. Gerçekleri kabullenmelisin. O öldü. Ama sen yaşıyorsun. Çık dışarı, gez, insanları tanı. Böyle olmaz ki. Ben senin gibi değilim İkbal. Adnan'la gözümü açtım. Onunla büyüdüm. Anne oldum. Şimdi kendimi o kadar güçsüz hissediyorum ki. Abartma canım. Oturduğum bir ev, kirada bir dairem var. Arsaları saymıyorum. Rahmetli seni hiç de çaresiz bırakmadı. Sağ olsun. Onların hepsi Ali için. Zaten Adnan'ın vasiyeti var. Ali 18'ine gelince hepsini üstüne geçireceğim. Tamam. Bu dediklerinin hepsini yap. Ama dört duvar arasında da hapsetme kendini andan. Bak, hayat geçip gidiyor. Korkak herif. Kafa yok ki anlasın. Ali! Ali! Gel bakayım buraya. Ne haber? Anlat bakalım. Bugün annenle beraber nereye gidiyordunuz? Babamın mezarını ziyarete gittik. Ha, öyle mi? Bir sürü çiçek aldık. Sonra da gidip babamın mezarını süsledik. Aferin size. Dur bakalım. Madem bugün okula gitmedin, benim de sana bir kıyağım olsun. Gel bakayım. Onu görüyor musun? Oynayabilir miyim? Oyna bakalım, hadi. Ali! 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 Ah Ali, ah! Yine oraya gittin değil mi? Ah.
Merhaba Mithat Bey. Merhaba Andana. Ali'yi arıyorum da. Gelin benim. Buyurun. Ama bu saatlere kadar olmaz ki. Sizi de rahatsız ediyor. Yok canım. Ne rahatsız edecek? Hem bugün babasının mezarını görmeye gitmiş yavrucak. Acısını unutsun istedim. Sağ olun. Çok anlayışlısınız. Hadi bakalım Ali Efendi. Dünyayı gözü görmüyor. Hadi bak annen geldi. Aa anne. Ya anne değil mi? Kalk bakalım doğru eve. Sıkmayın onu bu kadar. Ne olacak? Alt üstü birazcık oyun oynadı. Sen de ne zaman istersen gel. Zaten orada onun da canı sıkılıyor. Bir daha Mithat amcayı rahatsız etmek yok. Tamam mı? Ama o bir şey demiyor ki. Olsun. O kibarlığından öyle yapıyor. Sen hırsızlık etmeyeceksin. Ya anne ya, ben hırsızlık falan etmiyorum. Ne oluyor öyle? Ana oğul konuşuyorsun sarıları. Aman canım, bizimki insanları rahatsız ediyor. Oturmuş adamın dükkanında oyun oynuyor. Hangi dükkan? Şu aşağıdaki beyaz eşyacı dükkanı var ya. Mithat Bey'i tanıyor musun? Ha, o mu? Hayret. O adam dükkanındaki eşyalara bile dokundurmaz. Nasıl isim vermiş Ali'ye? Vallahi ben oynuyorum. Bir şey demiyor bana. Hadi çok konuşma. Yüzünü yıka hemen sofraya. Doğru içeri. Hadi. Ne yapacağım ben bununla? Söylediklerimi düşündün mü? Ahmet, bak durumu abartıyorsun ha, başka bir şey değil. İşlerin toparlanması 6 aya bakıyor. Bir de spot mal düşürürsek üf, daha bile erken düze çıkarız. Hayal görüyorsun. Bak hayal filan gördüğüm yok. Nasıl istersen. Ben ne yapacağımı söyledim sana. Olan şu, dükkandaki payımı alıp gidiyorum. Anlıyor musun beni? Bence sen de en kısa zamanda burayı tasfiye et. Yoksa devam ettikçe daha da batacaksın. Sen öylesin. Göreceksin. Bunun gibi 2 dükkan daha dikeceğim. Doğum gününde ne istiyorsun? Ne haber Ali? Nereye böyle? Sahile gezmeye gidiyoruz. Ali'nin canı çok sıkılmıştı. Biz de şöyle bir dolaşalım dedik. İsterseniz sizi götüreyim. Zahmet olmasın. Biz şuradan dolmuşa biner gideriz. Ali, annene bir şey de ikna et. Bak yoksa bana gelip oynayamazsın. Hadi anne binelim. Koşuşturunca dünyayı gözü görmüyor. Akıllı bir çocuk. Hep onun gibi bir oğlum olsun istemişimdir.
Ama kısmet olmadı işte. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Anaoğlu belki de yalnız kalmak isterdiniz. Yok. Oturuyoruz işte. Andan Hanım. Aslında ben de sizinle konuşmak istiyordum. Bakın, bugüne kadar hiç evlenmedim. Heveslendim ama olmadı. Maalesef şimdiye kadar helal süt emmiş birini bulamadım. Bu zamanda sizin gibi namuslu, temiz kadınlar kalmadı artık. Bakın ben süslü laflar söylemeyi pek beceremem. Araya aracılar da koymak istemiyorum. Açık açık söylüyorum işte. Benimle evlenir misiniz? Ben bunu hiç beklemiyordum. Hem biz birbirimizi hiç tanımıyoruz. Haklısınız ama ben sizi tanıyorum. Siz tam aradığım insansınız. Kötü biri değilim. Hem Ali'yi de oğlum gibi sevdim. Teklifimi kabul ederseniz sizi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hay Allah. Ne diyeceğimi şaşırdım. Bir şey demeyin. Ben beklerim. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bana evlenme teklif etti. Evlenme mi? Kim teklif etti? Mithat Bey. Hani bahsetmiştim ya. Şimdi ben de inanamadım. Ya durup dururken nereden çıktı şimdi bu? Ben de bilmiyorum. Demek ki beni görüp beğenmiş. Peki sen ne cevap verdin? Henüz bir şey demedim. Ama bilemiyorum İkbal. Kafam çok karışık. Bence bu kadar acele etme. Daha adam tanımıyorsun bile. İyi birine benziyor. Hem Ali de sevdi onu. Ali, biraz yanıma gelir misin? Mithat amcanı seviyor musun? Peki, onun bizimle oturmasını ister miydin? Bilmem. Hep bizle oturacak. Babam gibi mi? Hayır güzelim. Baban gibi değil. Kimse babanın yerini tutamaz. O sadece senin amcan olacak. Ve seni hiç üzmeyecek. İyi o zaman bizle kalabilir. Ama yanında oyunlarını da getirsin, tamam mı? Tamam bir tanem. Yeter ki sen iste. Thank you.
götürselerdi. Niye gitmek istemedin? Mithat amca istemedi. Sıkılırsın dedi. Aman canım, gitseydin işte. Bizle gelirsen bir daha sana oyun oynatmam dedi. Bunları annenin yanında mı söyledi? Aman canım, boş ver. Hem zaten orada canı sıkılırdı. Gel ben, ne güzel vakit geçireceğiz seninle. Biliyor musun? Buraya geldiğimden beri ilk defa yaşadığımı fark ettim. Her şey o kadar güzel ki. Göreceksin. Her şey daha da güzel olacak. Seni bu kadar çok seveceğimi hiç sanmıyordum. Geçmişimi düşünüyorum da. Ali'nin babası da iyiydi aslında. Ama böyle incelikleri yoktu. Evlendik, eve kapandım. Sonra hayatımda varsa yoksa Ali vardı. Bir an olsun kendimi düşünme fırsatım olmadı. Merak etme. Bundan sonra hep kendin için yaşayacaksın. Ali'yi de düşünme artık. Onu aslanlar gibi yetiştireceğim. Yeter ki bana güven. Güveniyorsun değil mi? Hı hı. Güveniyorum. İyi. Geldiniz mi? Aşk olsun Andan. İnsan bir haber verir. Ali'yi göremeyince kan beynime çıktı vallahi. Aman meraklanma canım. Gelir gelmez aldım onu. Şimdi dükkanda, Mithat'ın yanında. Bir haftadır gözü yoldaydı. Sizi özledi sanıyordum. Meğer niyet oyun oynamakmış yaramazın. Hadi gir içeri. Size demin söylemek istediğim televizyon buydu. 4466. Bunun fiyatı bana biraz yüksek geldi. Modeli de bu. İyi tamam, ben sonra yine uğrarım. İyi günler. Evet. Tamam. Tamam, halledeceğim. Ya bir tahsilatım var, onu bekliyorum. Halledeceğim dedim ya. Uzatma kardeşim. Ne zaman paran kaldı bende? Ya laftan anlamıyor musun sen? Ödeyeceğiz dedik ya. Ne yaparsın? Mal vermezsen verme. Adam mı korkutuyorsun lan? Hadi oradan. Hadi herif. Yetti be. Sabahtan beri vır 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 kafam şişti. Ama Mithat amca. Başlatma lan şimdi Mithat amcandan. Bela mısın lan sen benim başıma? Ben kötü bir şey yapmadım. Ulan bir de konuşuyor utanmaz velet. Şimdi defol buradan. Defol. Lan yürü. Dur. Sen şimdi annene gidip Mithat amca bana vurdu diyeceksin değil mi? Aferin. Erkek adammışsın. Ama eğer aklın karışır da anana bir şeyler söylersen hiç acımam. İki kulağını da tutar koparırım. Anladın mı? Şimdi uza bakalım. Hadi. Her şey rüya gibiydi İkbal. Deniz, kumsal. Hele gece yarısı manzarayı bir görseydin. Öyle anlattın ki gitmiş gibi oldum. Neyse, keyfin yerinde yani. Sen ne diyorsun? Yeniden doğmuş gibiyim. Mithat,
Mükemmel bir insan. Meğer bu zamana kadar hep onu beklemişim. Keşke Ali'yi de götürseydiniz. Haklısın. Onu da çok özledim aslında. Ama Mithat bu seferlik böyle olsun dedi. Neyse, ben artık kalkayım. Otursaydın, daha animasyoncuları anlatacaktım sana. Artık onları da yarın anlatırsın. Nasıl olsa vaktimiz çok. Hah, hoş geldin oğlum. Ali, selam sabah yok mu? Anneni buldun, bizi unuttun değil mi? Nesi var bu çocuğun? Bilmem, ben bakarım şimdi ona. Annesi sensin. Ali? Söyle. Gözümden anlarım ben seni. Yoksa kavga mı ettin? Ah Ali, ah. Sana kaç kere tanımadığın çocuklarla oynama demedim mi? Sen de haklısın. Burası eli yüzü düzgün bir semt değil ki. Şeytan diyor, tası tarağı topla, çek git buradan. Burayı seviyorum anne. Sadece... Sadece ne? Aferin sana. Erkek adammışsın. Eğer annene söyleseydin de zaten sana inanmazdı ki. Bundan sonra benim sözümden çıkmayacaksın. Anladın mı? Ben ne dersem o olacak. Tamam mı? Aferin. Ben hazırım. Hadi çıkalım. Hadi. Hayatım, çok bekletmedim değil mi? Aa, ben seni hayatımın sonuna kadar beklerim. Hadi Ali, kalk seni de İkbal ablanlara bırakalım, hadi. Ali'nin bugünlerde canı çok sıkkın, neden acaba? Ne yapsın, arkadaşı yok. Galiba okulundan da memnun değil. Ha, onun için bir şeyler yapmalıyız. Oo, çok geç olmuş. Hadi çıkalım. Nasıl? Beğendin mi? Sordum, soruşturdum. Sonunda burayı buldum. Tam Handan'ın istediği gibi bir yer dedim. Yanılmış mıyım? Sen benim hakkımda hiçbir zaman yanılmadın. Her şey o kadar zarif ki. Burası, yemekler. Bu daha başlangıç. Kendi çöplüğümüzde yaşınıyoruz işte. Şöyle sağlam bir iş kursam diyorum. Sonra buradan taşınsak. Seni kraliçeler gibi yaşatsam. Ben halimden memnunum Mithat. Neden daha iyi olmasın? Bak, benim birikmiş bir miktar param var. Biraz desteğim olsa gör bak neler yapardım. Keşke yardım edebilsem. Aslında yardım edebilirsin. Senin şu kiradaki daireyi satsak. Onunla bir mağaza daha açsak. Para parayı çeker. İnan bana, bir yıla kalmaz köşeyi döneriz. Sana söz veriyorum. Ne oldu? O daire sadece bana ait olsa hemen şimdi satardım. Ama rahmetlinin vasiyeti var.
Ali 18'ine gelince ona vereceğim. Ev onun hakkı. Anlıyorum. Neyse canım, bu da bir fikirdi yalnızca. İşte Ali Bey'in portakal suyu da hazır. Al canım. Geldiğinden beri iki kelime etmedin. Sen hiç böyle değildin Ali. Neyin var çocuğum? Sokakta arkadaşlarınla kavga etmişsin, öyle mi? Ama sırf bu yüzden de surat asılmaz ki. Hayat bu. Daha başına neler gelecek? Her kavga ettiğinde böyle olursa işimiz var. Ben kimseyle kavga etmedim. Peki o zaman canını sıkan ne? Mithat amca. Ne olmuş Mithat amcaya? Yoksa sana bir şey mi yaptı? Söyle bakalım. Söylesene Ali. Söyleyemem. Söylersem kulaklarımı koparır. İkbal Hanım, sen bizim dükkana uğrar mıydın? Hiç utanmıyorsun değil mi? Anlamadım. Bırak bu numaraları. Bacak kadar çocuğa eziyet etmek yakışıyor mu sana? Ne diyorsun sen ya? Üstelik annesine söylemesin diye de korkutmuşsun. Ha, sen şu olayı söylüyorsun. Yaramazlık yaptı, ben de biraz azarladım. Sen bu yalanları git başkasına sat. Bir daha Ali'ye elini sürersen seni pişman ederim, anladın mı? Sana ne oluyor be? He? Gelmişsin karşıma hesap soruyorsun. Anası mısın, babası mısın? Neyine güvenip karşıma geçmişlikleniyorsun? Handan'ın arkadaşıyım. Bu yetmez mi? Yetmez. Göreceğiz. Göreceğiz. Hoş geldin. Geciktin. Mal geldi, onunla uğraştım. Ali yattı mı? Yattı. Mithat. Seni şimdiye kadar hiç böyle görmedim. Söyle bana, canını sıkan bir şey mi oldu? Aslında anlatmak istemiyordum ama bunu nereye kadar saklayabilirim ki? Arkadaşın İkbal. Nesi varmış İkbal'in? Son günlerde sürekli dükkana geliyor. Mithat, anlat hadi, çatlatma insanı. İkbal, benimle birlikte olmak istedi. İnanmıyorum. Keşke söylemeseydim. Lütfen devam et. Bilmek istiyorum. Önceleri şaka yapıyor sandım. Sonra ciddi ciddi rahatsız etmeye başladı. Artık bugün canıma tak etti. Handan'a her şeyi anlatacağım dedim. Güldü. Bana inanmazmışsın. Üstelik daha da ileri gitti. Sözde ben Ali'yi gizli gizli dövüyormuşum. Sana bu iğrenç yalanı da söyleyecekmiş. Ben öyle biri değilim Handan. Biliyorum canım. Biliyorum.
Handan, ben de sana uğrayacaktım. Konuşacaklarım vardı zaten. Ne duruyorsun? Girsene içeri. Hayır, girmeyeceğim. Ne söyleyeceksen burada söyle. Mithat'la konuştunuz demek. Konuştuk. Ali'ye yaptıklarını biliyorsun o zaman. Tam tahmin ettiğim gibi. Bildiğim tek bir şey var İkbal. O da senin çok nankör bir insan olduğun. Handan, sen ne diyorsun? Sana güvenmiştim. En iyi arkadaşımdın. Ama sen ne yaptın? Kocamı elimden almaya kalkıştın. Yanlış kapıyı çalmışsın güzelim. Bu yuvayı yıkmaya senin gücün yetmez. Sen iyi misin? Gayet iyiyim. Bir daha beni rahatsız etmezsen daha da iyi olacağım. Bak, Mithat sana ne anlattı bilmiyorum ama o adam normal değil. Ali'ye nasıl davrandığını bilsen... Allah kahretsin. Bakın şu. Alış fiyatına satıyoruz. Hiç kâr etmiyoruz yani. Gerçekten. Anladım. Ben bir düşüneyim. Tamam. Bekleriz. Buyur canım. İkbal'le konuştum. Ne dedi? Ne diyecek? Ali ile ilgili yalanını söyledi. Yazıklar olsun. Kaç senelik arkadaşımdı. Demek ki kimseye güvenmemek gerekiyormuş. Sadece bana güven Handan. Sadece bana. O kadınla aynı yerde oturmak istemiyorum Mithat. Gidelim buradan. Hem Ali için de iyi değil. Gideceğiz güzelim. Zamanı gelince gideceğiz. Ama... Ali için iyi bir fikrim var. Diyorum ki bildiğim özel bir okul var Ankara'da. Acaba Ali'yi oraya mı yollasak? Hem daha iyi bir eğitim alır hem de belki orada daha iyi arkadaşlar edinir. Bilemiyorum. Bak orada güvendiğim bir akrabam var. İstersen onların yanında da kalabilir. Buradan taşındığımızda da yanımıza alırız ha? Ne dersin? Hı? Tamam. Ali. Ali biraz konuşalım mı? İkbal abla. Annem seninle konuşmamı istemiyor. Sen kötü kadınmışsın. Annen yanlış düşünüyor. Bunlar hep o adamın yüzünden. Seni korkuttu, beni de sindirmeye çalışıyor. Ama başaramayacak. Gitmem lazım. Mithat amca kızar. Ali. Onun seni incitmesine izin verme. Annenle konuş. Sen konuştun. İşe yaradı mı? Haftaya Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya mı? Yeni okulum orada. Annem o okulun çok iyi olduğunu söyledi. Yatılı mı kalacaksın? Bilmiyorum. Mithat amcanın akrabaları varmış. Gitme Ali. Annene söyle sakın gitme. Dur kapatma. Önce beni bir dinle. Ali'yi Mithat'ın akrabalarının yanına gönderiyormuşsun. Ben onu Ankara'da iyi bir okula gönderiyorum. Yanlış duymuşsun. Bak Handan, büyük bir yanlış yapıyorsun. Tamam, benimle görüşme, konuşma. Bütün ilişkini kes. Ama bir konuda beni dinle. Lütfen çocuğunu o adama emanet etme. Rahat bırak bizi. Benim bir tanem. Senden nasıl ayrılacağım şimdi? Ama olmuyor ki bu. Gören de askeri uğurluyorsun sen. O
O daha çok küçük. Hadi canım. Baksana şunun boyuna posuna. Koskoca adam işte. Değil mi Ali? He? Hadi bakalım bin arabaya. Hadi. Allah'a ısmarladık canım. Gideceğin yerde uslu duracaksın, tamam mı? Yaramazlık falan yok. O gideceğin yerdekiler bana benzemez, ona göre. Anladın mı? İn hadi. Sallanma. Yürü. Hadi. Dur. Geç. Yürü. Ne çabuk geldiniz. Girin içeri. Gel lan. Geç. Buyurun. Açsınızdır. Bir şeyler hazırlayayım. Yok yok, zahmet etme. Ben hemen gideceğim. Çocuk bu mu? Efendi bir şeye benziyor. Öyle sayılır. Okul yakında zaten. Size yük olmaz. İdare edeceksiniz artık. Ben ederim etmesini ama İhsan eder bilemem. Son zamanlarda onunla da uğraşmak zorlaştı. Nesi var ki? Zaten eskiden de asabiydi. Şimdi bir de sabah akşam içiyor. Anlayacağım benim işim zor. Ne o? Yine beni mi çekiştiriyorsun? Canın dayak istiyor galiba. Yapma be İhsan. 40 yılda bir evine geliyoruz. Bu ne biçim karşılama? Bırak lan babal okumayı. Menfaatin olmasa kapımızı çalmazsın. Sen önce paradan haber ver. Geç içeri bakayım sen. Hadi. Yürü lan. Merak etme. Sen şu velede mukayyet ol. Ben seni paraya boğarım. Yok ya. Nasıl olacak bu iş? Çocuğu biraz göz önünden uzak tutmak istiyorum. Anası bunu görünce yumuşuyor. Birkaç aya kalmaz bir ev satacağız. Durumum düzelecek. Düzelene kadar para yok öyle mi? Al bakalım. Bu benim içkime yetmez be. Şimdilik idare et. Peyderpey gönderirim. İyi, öyle olsun bakalım. Hadi bana müsaade. Anne, beni neden bıraktın anne? Thank you.
Ya güzelim, benimle oyun oynanmaz. Adamı böyle yamulturlar işte. Hadi herif. Gel çocuğum, yemek hazır, otur sofraya. Kim atmış şunu? Bırak yemeğini kendi koysun. Zaten Mithat'ın bize ne hayrı dokundu ki? Adam safi dert. Al işte, sırtımıza bir kambur. Elif orada keyif çatıyor, ben elin sümüklüsüyle uğraşıyorum. Bunun anası yok mu diyeceğim ama evladını Mithat'a teslim eden kadından ne hayır gelir? Benim annem iyidir. Madem anan o kadar kıymetli, senin burada ne işin var? Okula gidiyorum. Hadi lan. Senin okulunda bana bile diploma verirler. Adam mı kandırıyorsun? Anan seni başından atmış, haberin yok. Yalan söylüyorsun. Sen bana yalancı mı diyorsun? Yapma İhsan, o daha çocuk. Konuş lan. Sen bana yalancı mı dedin? Evet dedim, o benim annem. Gel lan buraya. İhsan, yapma. Anan seni adam edememiş ama ben etmesini bilirim. Günah İhsan, yapma. Çekil lan. Yapma. Anne, yapma. Nasıl konuşacağını öğreneceksin. Günah İhsan, günah yapma. Aç telefonu. Alo. Alo. Arayan kimmiş? Bilmem, cevap vermedi. Kim bilir, belki de İkbal'dir. Aklı sıra beni yokluyor. Allah'ın cezası. Boş ver, kafana takma. Hadi ben gidiyorum. Efendim? İkbal abla? Ali? Ali sen misin? Sesin çok kötü geliyor, bir şey mi oldu? Burası çok kötü bir yer. Ne olur anneme söyle, alsın beni buradan. Annenle konuştun mu? Hayır, onunla konuşamadım. Söyle ona, Ali çok korkuyor de. Buradaki insanlar çok kötü de. Ne olur İkbal abla, söyle ona. Ali orada mısın? Ali! Rahat bırak demiştim. Git buradan. Yoksa polis çağırır. Karakollarda rezil etme kendini. Saçmalama Andan. Demin beni Ali aradı. Hı. Sesi çok kötüydü. Ona kaldığı evde çok kötü davranıyorlarmış. Gelmek istiyor. Yine yalan söylüyorsun. Daha geçen gün konuştum. Amacın kocamı elimden almak değil mi? Bırak yakamızı bizim. Doğru söylüyorum Andan. Lütfen inan. Ali'nin durumu hiç iyi değil. Defol git kapımdan. Defol! Hı.
Seni getirmek bana düştü küçük adam. Bu numaradan adresi buluruz herhalde. Nerede lan mezelerim? Yeter bu kadar. Karışma be. Aç dolabı, dolaş şurayı. Yemek yok. Mezeleri sen bitirdin. Kalanları da akşam çocuğa verdim. Hepsini o velet mi yedi? Git kaldır o zaman. Bakkala gönder alsın bir şeyler. Uyandırmasak diyorum. Hem yarın erken kalkacak. Dediğimi yapsana be kadın. Yarın erken kalkacakmış. Bana çalışıyor sanki. Hadi öyle uyuz uyuz durma. Toparlan. Uykum var. Başlatma lan uykundan. Yapmayayım yuvanı. Hadi söyle. Yatacağım. Ben seni uyandırmasını bilmez miyim lan şimdi? İhsan! İhsan yapma! Yalan buraya! İhsan! İhsan yapma! Ben yatacağım lan! İhsan! Şimdi yat bakalım! Şimdi yat bakalım! Şimdi yat bakalım! Sen benim başıma ben atmasın lan! İhsan yapma ne olur! Yap! Yapacaksın tamam be! Anladın mı? Merhaba. Ali burada mı kalıyor? Bakın, Ali beni sizin telefonunuzdan aradı. Burada kaldığını biliyorum. Onu görmem gerek. Burada değil, okula gitti. Sorun değil. Okula da giderim. Ama eğer orada da yoksa buraya polislerle gelirim, haberiniz olsun. Peki, gelin. Bir şey yapmadım. İhsan. İhsan dövdü. O gelmeden çocuğu çıkar buradan. Hadi Ali kalk. Hadi kalk canım. Kalk gidiyoruz. İkbal abla. Sen misin? Benim güzelim. Annem. Annem de geldi mi? Gelecek canım. O da gelecek. Hadi şimdi kalk bakalım. Hadi kalk. Durum nasıl? Kendin baksan iyi olur. Dokunmaya kıyamazdım ben sana.
bekle. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Senden teşekkür beklemiyorum. Çocuğunla ilgilen yeter. Sana çok haksızlık ettim. Söyler misin, doktor yerine seni ben arasam yine hastaneye gelir miydin andan? Sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama inan, inan bunları isteyerek yapmadım. Mithat'ın bu kadar aşağılık bir insan olacağını düşünemedim. Ama ben olabilirdim. Bazen insanın yüreği o kadar körleşebiliyor ki doğruyla yanlışı karıştırıyor. Böyle olmamalıydı. Ben bu yanlışları yapmamalıydım. Çok kötü bir sınav verdim. Ne olur, bari sen beni yalnız bırakma. Hiç olmazsa Ali'nin hatırına. Yalvarırım. Affet beni. Sen ne yüzle buraya geliyorsun ha? Paramı almaya geldim. Ulan hayatımı mahvettin Adil. Bir de utanmadan para istiyorsun. Mithat, kafamı bozma beni. Senin yüzünden hapislere gireceğim. Ver paramı defolup gideyim. Hangi cehenneme gidersen git. Az daha çocuğu gebertiyordun be. Anasını düşman ettin bana, iyi mi? Kızatma lan. Paramı ver de gideyim. Lan sana zırnık vermem lan. Hadi lan çek arabanı, gerizekalı pislik. Ay yaş. Diyorsun sen lan. Benim adım Deli İhsan. Ben adamı ezerim. 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 İşte çaylarımız da geldi. Ali'cim, sana da kek yaptım. Al bakalım beğenecek misin? İkbal ablam ne yapsa beğenirim ben. Ha, bir dakika. Ali'ye bir sürprizim var. Hadi bakalım. Artık bana geldiğinde bununla oynarsın. Yaşasın, hemen kurayım ben. Oğlum önce kekini yeseydin. Bırak, biraz oynasın. Bundan sonra tanımadığı insanların dükkanında oyun falan oynamaz, değil mi? Mithat'ı görüyor musun? Şeytan görsün onun yüzünü. Çok içten söyledim. Kim bilir, bakarsın dileğin gerçekleşir. Hüküm elinize geçtiğinde önce gücü yetmeyenleri dişliyorsanız, yetki sahibi olduğunuzda masumlar sizden zarar görüyorsa, yapılacak en acil iş, insanların sizden, sizin de kendinizden kurtulmanızdır. Kalp gözünüz açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.